olduğumuz sürecin partimiz kadar Türkiye içinde ne kadar kıymetli olduğunu idrak edemezler. Cumhuriyet Halk Partisi 4 Eylül günü Sivas'ta başlatıp 9 Eylül günü partinin 101. kuruluş yıl dönümüyle birlikte taçlandıracağı süreç, Türkiye'ye demokrasi vaat edenlerin önce o demokrasiyi kendi içinde perçinlemek istediklerini görmelidirler. O salondan birlik, beraberlik, mütabakat, azim, kararlılık ve coşkuyla çıkacak olanların bunu dalga dalga 81 ile 973 ilçeye taşıyacaklarından, o salondan Türkiye'ye bir iktidar umudu, Türkiye'ye bir iktidar değişikliği bekleyen Türkiye'ye bu konuda kararlı, özgüvenli, inançlı bir ses yükseltecek olacaklarını görmüyorlar. Birileri bekliyor ki tartışacağız. Birileri bekliyor ki kendi içimize düşüp onların yakasını bırakacağız. Milletin meselelerini konuşmayı, Türkiye'nin gerçek gündemini takip etmeyi, siyasetin gerçek gündemini belirlemeyi bırakacağız. Bekliyorlar ki birbirimize düşeceğiz ve onları kötü yönetimlerine rağmen sorumluluklarıyla baş başa bırakacağız. Yok öyle ama. Biz biriz, beraberiz, kararlıyız. Hep birlikte bu ülkeyi yönetmeye geliyoruz. Geçen sene bugünlerde 14 ve 28 Mayıs'ta hepimizi çok üzen, çok kahreden ve maalesef bir deyimle bütün memlekette seçmende bir duygusal çöküntü, duygusal kopuş yaratan, gençlerinin gözünün içindeki feri söndüren, yaşlılarımızın, büyüklerimizin omuzunu düşüren, onları evlerinde sokağa çıkacak mecal bırakmayan o sonuçtan sonra biz bitmedi diyorduk. Böyle olmamalı. Hepimize bir sorumluluk düşüyor. Ve hep birlikte şunu söyledik. Başarabiliriz. Buradan hep beraber yeniden umudu örgütleyebiliriz. Bir kez daha biz ayağa kalkar, Türkiye'yi ayağa kaldırabiliriz. Gençleri güldürür, gözlerinin ferini yerine getirir. Büyükleri yok, bu partinin iktidarını görmeden bir yere gitmeyeceğim diyecek kadar yeniden inançlandırabiliriz diyorduk. Bunun için bir değişime gerek vardı ve o gün şöyle söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişir. Bu inançla yola çıktık ve o değişimi kişilerin değişimi olarak tarif etmedik. Etseydik haksızlık olurdu, vefasızlık olurdu. Sadece kişilerin, kurulların değişimi olarak değil, hepimizin birden bir anlayışın, bir yaklaşımın, siyaset yapış biçiminin, hedef koyuş şeklimizin değişmesi olarak tarif ettik. Haklı olarak altını nasıl dolduracaksınız diye sordular. Bu soru belki de değişime mani olacak bir yüksek tonda dile getirildi. Ama pek çoğu da burada olan, çok önemli bir kısmı burada olan kurultay delegelerimiz sokağı duydu, bize inandı, gençlere inandı. Hepimizin hep birlikte dile getirdiği, eğer Cumhuriyet Halk Partisi değişirse Türkiye değişecek ve umut yeniden yeşerecek söylemine destek verdiler. Kurultaydan aldığımız güçle, yetkiyle ve daha sonra hep birlikte ortaya koyduğumuz büyük emekle 31 Mart seçimlerine gittik ve 31 Mart seçimlerinin akşamında İstanbul'daki her 3 belediyeden ikisini kazanan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bütün iftiralara, yıpratmalara, hakaretlere, engellemelere rağmen bir kez daha ve büyük bir zaferle kazanan ve Türkiye'nin 7 bölgesinde bir zamanlar Sivas'ın doğusuna gidemezler diyenlerin belediye kazandığı, Türkiye'nin %65'inin nüfus olarak belediyelerini yöneteceğimiz, ekonomisinin %80'ine
basan bir coğrafyayı yöneteceğimiz, turizminin %87'sine karşılık gelen bir coğrafyayı yöneteceğimiz o seçim başarısının akşamında 47 yıl sonra bizim hepimizin vergileriyle kurulan Anadolu Ajansı'nı, Atatürk'ün kurduğu ajansı, bir ittifakın ajansı, hepimizin vergileriyle çalışan Türk TRT'yi bir partinin televizyonu yapanlara size 31 Mart akşamı bir sürprizim var demiştim. O sürprizi dile getirmek nasip oldu. Çıktık ve şunu söyledik. 47 yıl sonra TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir. Çünkü o gün değişenlerle değişmeyenler yarışmış, değişim kazanmıştır. Çünkü o gün eskiyle yeni yarışmış, yeniler kazanmıştır. Çünkü 31 Mart günü devletle millet yarışmış, millet ve milletin adayları kazanmıştır. Bu ülkedeki herkes devletini sever, çağırır askere gider, ister vergi verir, gerekirse canını verir. Ama karşısına devlet dikilip de ona istikamet dayatırsa yeni bir karar verir. İşte bu ön sıralarda o yeni kararın temsilcileri, İstanbul'un başarılı ve başarmaya hevesli, genç, kadın, dinamik ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin gurur duyduğu yerel yöneticilere oturuyor. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Değişimin ruhunda biraz da şu var. Kurucu parti olabilirsiniz, gurur duyuyoruz. Kurucu iradeyi temsil ediyor. Altı okumuzun her birini sahipleniyor ve her birisini zihnimizde terk edilmeyecek hedefler olarak tutuyor, yolumuza yürüyoruz. Ama kurucu iradeyiz, kurucu partiyiz diye devletin sahibi değiliz. Devleti 22 yıldır liyakatsizce yönetenler, yıpratanlar, perişan edenler bir yanda dururken günü geldiğinde sanki her şeyin sorumlusu bizmiş gibi kendilerini bir tarafa çekmelerine izin vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Biz yeniyi, biz değişimi, biz ikinci yüzyıldaki yeni Türkiye anlayışını, ikinci yüzyıldaki, birinci yüzyıldaki devrimlere sahip çıkan ruhla dünyayı görerek, siyaseti içeride ve dışarıda doğru okuyarak, kimselerin peşine takılmadan, kendinden emin, örgütüne güvenen, milletine sahip çıkan bir anlayışla altı oktaki her bir ilkeyi bu çağda olması gerektiği gibi geçmişini sahiplenip bugününe doğru yorumlayarak hep birlikte ilerleyeceğiz ve bir kez daha kimsesizlerin kimsesi olduğunu, onun da Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, her derdin bir çaresi olduğunu, onun da Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğunu bu milletimize anlatacağız. Onlarla birlikte iktidara ulaşacağız. Bu yüzden 4 Eylül'de tarihsel bir yıl dönümünde kurultayımızı başlatıyoruz. Tarihi sahiplenen, oradan doğru dersler çıkaran perspektifle ilerliyoruz. Dünyayı doğru okumak için ikinci başkanlığını üstlendiğim Sosyalist Enternasyonel'in başkanlık divanında verdiğimiz bir önergeyle tüzük kurultayımızın toplantısına Sosyalist Enternasyonel'in fikir tartışmalarını ve politika çalışmalarını yürüten komitesini davet ettik. Orada bizimle birlikte çalışacaklar. Tüzük değişikliklerimize dünyadaki iyi örneklerle katkı sağladılar. Gerektiğinde konuyu orada açacaklar, anlatacaklar. Programla ilgili ortaya koyacağımız yol haritasına tüm dünyadan başarılı örneklerle, deneyimlerle katkılar sağlayacaklar. Ayrıca son gün birlikte yapacağımız bir toplantıyla
bir Ankara bildirgesi çıkararak Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel seçimlerdeki dünyadaki bütün sol ve sosyalist partilere, sosyal demokrat partilere ilham veren başarısına da atıfla. Başta Filistin meselesi ve hepimizin ortak savunusu yurtta barış, dünyada barış değerini Sosyalist Enternasyonel'in kurumsal kimliğinde bütünleştirerek bütün dünyaya yükselmekte olan aşırı sağa karşı nasıl bir yaklaşım, nasıl bir karşı duruş ve nasıl gerçekçi ve onları kötü yüzünü doğru anlatan ve bizim çözüm yüzümüzü, iyi niyetimizi ortaya koyan yaklaşımı tarif ederek bir Ankara bildirgesi hazırlanacak. Ankara bildirgesi Eylül ayının sonunda New York'ta yapılacak olan Birleşmiş Milletler'in yüksek düzey toplantısı marjında, orada yapılacak olan Sosyalist Enternasyonel toplantısında benim tarafımdan sunulacak ve bütün dünyaya aşırı sağın yükselmesine, yoksulluğa, gelir adaletsizliğine, teknolojinin önümüze koyduğu yeni istihdam sorunlarına karşı nasıl sosyal demokratlar, sosyalistler ses yükseltiyorlar, önerilerini ortaya koyuyorlar, yeni politikaları nasıl tartışmaya açıp bunun üzerinden birlikte çalışıyorlar, Ankara'nın ismiyle anılan bildirgemizle bunu dünyanın bütün sol liderleriyle ve temsilcileriyle tartışacağız. Elbette 6'sında tüzük görüşmeleri yapılacak. 5'inde oluşturulan tüzük komisyonu Ankara'da son toplantısını yapıp 6'sında sabahleyin açılışla birlikte tam gün tüzüğümüzün son şeklini hep birlikte vereceğiz. O toplantıya resmen Aralık ayında yolladığımız bir çağrı yazısıyla ama fiilen Nisan ayının 10'undan beri mahallelerden, ilçelerden, illerden, sivil toplum örgütlerinden, akademiden, dünyadaki siyasi akrabalarımızdan katkılar alıyoruz. Biraz önce Ekrem Başkan'ın vurguladığı gibi bir metnin iyi olması için ortak akıllı üretilmesi, hele hele meşru olabilmesi için ortakların sahiplenmesi ve o demokratik sürecin bir parçası olmaları gerekir. Bunun için bugün yapılan bu kıymetli toplantı için İstanbul İl Örgütümüze teşekkür ediyorum. Geçmişte yapılan çok kıymetli çalışmalar önümüzdeki günlerde bu toplantının katkıları ve çıktıları ile birlikte somutlanıp temsil edildikleri tüzük komisyonunda İstanbul'un önerileri olarak yer alacak.